Kaygılarım beni yiyip bitiriyor. Gelecekle ilgili endişelerim artık hayatımı zehir etti diyorsan, muhtemelen elindeki en büyük, en güzel kozlarından birini yanlış kullanıyor olabilirsin. Şöyle, gelecek kaygısı insanın aslında hayatını zehir etmek için ona verilmemiştir. Gelecek kaygısı ona en büyük serveti kazandırmak için verilen muazzam bir nimettir. Ama insan bunu yanlış yerde kullandıkça acı çeker. Mesela bu kaygıyı ileride ne olacak, aman işlerim nasıl olacak, aman şöyle aman sınavlarım diye kullanmak yerine acaba ileride kabirde ne yapacağım diye kullanırsa bir insan, diğer işlere nazaran onu bekleyen en büyük sıkıntıya kaygılanmak için kullanırsa, bu kaygı ona sonsuzu kazandırabilir. Görüyorsun ki zaten dünyanın diğer işlerini kullandıkça buna değmiyor. Anlıyorsun ki bu kadar büyük bir kaygı dünyanın süfli arzularını veya lezzetlerini veya makamlarını ve gücünü kazanmak için sana verilmemiş. Bu daha büyük bir şeyi kazandıracak kadar büyük bir potansiyel barındırdığından elbette ki oraya, yani sonsuza kullanmak lazım. Hani böyle ağzı dar bir şişenin içinden ne bileyim küçükken böyle bir oyuncak falan geçirmeye çalışırız ya, bir türlü bu buna girmez olmaz, bir türlü onu sıçtıramazsın. Veya bir balinayı alıp nasıl ki böyle bir akvaryuma sıkıştıramazsın. Bu arzuları da, bu kaygıyı da, gelecek kaygısını da alıp dünyaya sıkıştırmaya çalıştıkça olmuyor. Dar geliyor. Zaten bunu kabul etmiyor. Sen de bunun içinde daraldıkça acı çekiyorsun. Demek ki neymiş? Gelecek kaygısı insana sonsuz gibi bir hayata kaygılansın diye verilmiş. Dünyaya ise küçük bir kısmını sarf edebilirmiş ama tamamını vermeye kalkarsa dünyası daha cehenneme gitmeden cehennem olurmuş. Nasıl olurmuş? Kalbinde, aklında zaten bunu yaşıyorsun. O zaman bu büyük potansiyelini, kaygılarını al ve kabirde ne yapacağım diye kendine kaygılan da kaygılan. Orayı kazanabilir miyim diye sıkıntıya gir de gir ve işin nihayetinde buralar için bir şeyler yap ve gayret et. Zaten o zaman anlayacaksın ki bu kaygı çok muazzam bir nimetmiş.